Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Ben Hızal Pompa'dan Emre Usta. Bugün sizlere anlatmak istediğim aracımız 2010 model Hyundai Accent 1.6 dizel ERA. Arkadaşlar, bu araçlarda enjektör bakımı ile ilgili en çok bizim başımıza artan sıkıntılardan bir tanesi. Hemen size şöyle kısaca anlatmak istiyorum. Şu görmüş olduğunuz 4 enjektörümüz var araçta. Bu araç bana bugün geldiğinde 3 enjektörü zor söktüm. 4.'ünün saplamasını sökemedim. Çekiç yardımıyla vurdura vurdura bayağı uğraşarak yine de sökemedim. Saplama yerinden kırıldı. Enjektör bakımlarını 80.000 kilometreyi geçmeden yaptırmanızda fayda vardır. Bu saplamaları söktüğünüz zaman da saplamaları tekrardan yuvasına takarken gres yağı sürüp takmanızda fayda var. Çünkü 5-16 bir civataya sahip. Çok kalın değil yani civatamız. Sökülüp takılırken kırılmalar, sünmeler gibi sıkıntılar oluyor. Dediğim gibi civatayı yağladığınız zaman bu ERA motorlarda bu çok önemli arkadaşlar. Mesela biz bu içinde kırıldığı için bunu her tornacı yapamıyor. Bizim burada Aydın Torna var, Ahmet Usta. Orada güzelce yaptırdım. İşlem yaklaşık olarak 2 saate yakın sürdü. Çok zor çıkardı oradan ustamız kırık civatayı. Buradan Ahmet Usta'ma çok teşekkür ediyorum. Onun eline sağlık. Biz de orada gidip tekrardan montaj işlemini bitirerek enjektörümüzü taktık. Güzelce arabamızı yaptık. Ya böyle saplamaların kopmaması için dediğim gibi enjektör bakımlarınızı zamanında yaptırmanızda fayda var. Bu ERA motorlarda bir şey daha size söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu turboların durumunu nasıl anlarız diye bize çok şikayet soru geliyor. Arkadaşlar, aracı yeni alacaksanız zaten şu yağ çubuğunu çektiğiniz zaman burada aşırı şekilde bir üfleme görürseniz motorunuz zayıf anlamına gelir. Mesela bu aracın motoru gayet düzgün görünüyor. Sesinden de belli olduğu gibi. Şu Emma Manifold'un hortumunu sökerek, şu hortumu, interfolder hortumudur bu. Turbo ölüyse, pistonun kafasına veya Emma Manifold hortumuna yağ zaten bastıysa, bu söktüğünüz zaman bu hortumu içinde böyle parmağınızı soktuğunuz zaman çok yoğun bir şekilde yağ olur orada. Orada yağ yoksa arkadaşlar aracın turbosunda problem olmadığı anlamına gelir. Aracı alacağınız zamanlarda da şu havalandırma hortumunu da sökerek burada üflemesine bakabilirsiniz. Bu üstten eksantrik bir araç olduğu için tabii ki burada bir üfleme olacaktır ama onu çok kafaya takmayacaksınız. Çok ölü motor olduğu zaman zaten dediğim gibi yağ çubuğunu çektiğiniz zaman buradan yoğun bir şekilde buhar, duman gördüğünüz zaman o aracın motoru iyi değil anlamına gelir. Size 20-30 bin lira bir masraf bekliyor demektir. Almadan önce bakın, güzelce masraflarınızı düşün. Kimse rezil olmasın, perişan olmasın arkadaşlar. Bir de arabalar çekmiyor diye yazıyorlar. Şu vesikeli hortumuna çok dikkat edin arkadaşlar. Turbo vesikeli hortumu çatladığı zaman, hava aldığı zaman turbo boşaltma işlemini yapamaz. Araba turboya geçmez. Bu da önemli bir husustur arkadaşlar. Sorular için, aramalar için lütfen mesai saatlerinde arayalım arkadaşlar. Mümkünse iş yerimizi arayarak 395-22-16'yı arayarak, şu an karanlık oluşu tabi görünmüyor. 395-22-16'yı arayarak destek alabilirsiniz. Ve lütfen mesai saatlerinde arayalım arkadaşlar. Herkese hayırlı işler, hayırlı günler, hoşça kalın. Evet Emre Usta.